Herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Selamlar. Bugün ilk defa böyle bir değişik bir çekim yapıyoruz. Açık alandayız. Şimdi antrenmandan geldik. Aynen. Ayvat bendindeyiz şu anda. Biraz önce böyle uzun koşular yaptık. Sadık biraderim var. Kendisi Thor. Tam ne? Olarak Thor de Jans. Thor de Jans diye bir yarışta. İtalya'nın. 330 kilometre gösterilen mesafede. Daha fazla olduğunu söylüyor mi çıkan mesafede. Öyle bir yarış koştu. İnanılmaz dayanıklılık ve mental güç gerektiren bir yarış. Biz de aslında böyle biraz şeyleri konuşmaya başladık. İşte böyle çok uzun mesafe koşan aynen. Ve dayanıklılık sporu yapan insanlarla böyle konuşmaya başladık. Dedik Sadık'la da biraz şey yapalım. Bunu önce bir Sadık bir kendini tanıtır mısın? Neler yapıyorsun, ne yapıyorsun? Neler yapıyoruz? Biz de takribi 7 yıldır ultramaraton mesafesi koşuyorum. Evet. Tabii bunun öncesinde bir asfalt deneyimim var. Asfalttan sonra doğayla tanıştıktan sonra şansım benim Kapadokya ile başlıyor olmamdı. İlk ultram 60 kilometre Kapadokya ile başladım 2016 yılında. Ondan sonra bu serüven 90, 110, 120, 160 aynen. Diye devam etti. Sen de bizim aramızda ilk ultralara girenlerdensin. Yani. Aynen öyle. Ben biraz geç kaldım orada. maratonlarla oyalandım yani. Aynen. Ben asfaltla çok oyalanmadım gibi oldu benim. O da yani İstanbul Maraton Fuarı'nda oldu aslında. O kapı orada açıldı. Çünkü ultramaraton nedir? Nasıl yapılıyor? Yani nerelerde düzenleniyor? Hı-hı. Maraton fuarındaki broşürlerle evet. Tanıştım ben orada. Gördüm. Onun neticesine Kapadokya ile başladık. Öncesinde tabii bir trail deneyimlerim 35 kilometre Efes'le oldu. Bir iki tane öyle yarış koştuktan sonra Kapadokya bu işin fişini çeken noktaya oldu tabiri caizse. Doğayı görünce aynen. Bir de Kapadokya çok başlamak başarılı. İçin güzel bir aynen. Şey. Çok başarılı da bir organizasyon. Evet evet. Keyifli oluyor. Biz de gidip güzel oldu. 160'tan sonra bir UTMB deneyimi oldu. 2019 yılında 100 mil, 105 mil hatta o yarışı koştuk. Hı hı. Oradaki coşku çok bambaşka. Tabii. Ama burada yine bize rol model olan insanların katkısı çok büyük. Her zaman söylerim hayatıma tanıdığım şans mı desem artık ne desem. Alper abi, Alper Dalgalıç sevgili. Evet. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. Selam. O rol modelimin koştuğu yarışları benim. Hep takip ettim zamanda. Sonra Thor de Jans'ta bulduk işte kendimizi. Anladım. Peki yani burada 4 tane falan mesafe var aynen. Yarışta. 30 kilometre ile başlıyor. 130 var. 330 var. 450 kilometre var. Gerçi 130 ile 330 arasında bir tane daha bir ara mesafe olsa belki 250 tercih edilebilir ama yapılabilir. Ama ilk şey, gözüne şey kes, 330'u kestirdim. 330'u kestirdim çünkü Alper abiden onu koşmuştu Elena ile birlikte. Bir de ya bir başka bir seviyeye geçiyorsun orada artık yani 100 milden sonra 200 tabii, değil tabii. De yani 300 milden sonra doğru söylüyorsun. 200 koşmak biraz şey. Aynen. Onu yapmışsın zaten. Çok farklı bir seviye. Yani Thor'un 130'u da bu arada zor bir yarış. Yani 12 bin metre kazanım var. 12 bin metre. Oo. Benim yarışımda 27 bin metreydi yaklaşık. 350 kilometrelik bir yarış parkuru vardı. 27 bin metre yani UTMB'de 10 bine yakın 10 bin, var. Aynen. 170 kilometrede iki katından daha fazla. Aynen öyle. Mesafe olarak iki katı hemen hemen. Ya ben Thor'a gidene kadar yani Aladağlar'da falan çok antrenman yapıyorum. Ama Thor'a gidene kadar ben o yüksekliği bir Aladağlar'da görmüşüm. Yani eğim seviyesinin yüksekliğinden bahsediyorum. İnişlerde ve çıkışlarda çok farklı bir seviyelerde bir yarış koştuk. Ya 27 bin metre inanılmaz ya. İnanılmaz bir tırmanış yani. Peki nerede bu yarış tam olarak? Nereden yani, başlıyor? Nereler? Yani 330 kilometre koşmak için de bayağı bir şehir aynen. Şehir dolaşman lazım yani. Yani yine aslında UTMB ile bir ortak noktayla buluşuyorsun. O UTMB parkını yani 105 mil koşan sporcular oraya bilir. Kormayor kasabasından başlıyor. Daha sonra Monte Bianco dağının eteklerinden inişlerle çıkışlarla birlikte 350 kilometreyi tamamlıyorsun. Baya baya renkli yerlerden geçiyorsun. Yani coğrafya birbirine yakın ve uzak aslında. Yani kayalık zemin çok fazla, teknik geçişleri çok fazla ama bir o kadar da güzel doğanın içinden geçtiğin yerler de var. Keyifli. Gitgelleri olan bir yarış kesinlikle. Yani akıl oyunları çok fazlasıyla tabii. Oluyor. Ama önemli olan işte burada mental dayanıklılığı ön plana çıkarmak. Anladım. Peki bu yarışlarda mesela kaç kişi bu yarış koşmuş? Yani bildiğim kadarıyla 1300'ün üstünde katılımcı vardı. %60 falan bitirdi yarışın. Biraz önce bu mesafelerden bahsederken yine o konuyu ileride geleceğiz ama 450 kilometre koşmak için de 330 kilometreyi belli bir sürenin altında bitirmen gerekiyor. Yani öncesinde sadece 330 koşman yetmiyor. Ama 330'a kadar öyle bir şey yok. Yok. Şart yani. Yok.
Aynen. 330... Sen yine kuraya giriyorsun. Kuraya giriyorsun aynen. Sadece. Yani bir yerde 100 mil koş gel demiyor sana. Şunu yap bunu yap diye öneriyor sadece. Tavsiye olarak veriyor. Yani bu tarzdaki dağ koşullarına alışkın ortamlarda anladım. Bulunun. Öyle yarışlar koşun diyorlar. Peki Eylül ayında oluyor. Nasıl bir şey var? Hava Eylül durumu ayında hemen oluyor. Hemen Türkiye gibi mi? Yani evet yakın. Yani Uludağ'ın havasına hatta çok benziyor. Çoğunlukla güneşli havada geçtiğimiz yerler de oldu ama böyle tabiri caizse dolu şeklinde yağan yağmurun olduğu bölüme ben bir zirvede yakalanmıştım. Bir de dondurucu soğukluğu. Yani şu mont vardı üstümde hatta. Bununla birlikte üşüdüğümü hissettiğim yer. Hadi canım böyle bayağı montla yani. Aynen. Ya yani bu zaten zorunlu malzeme bu arada. Şey, yani iyi bir mont. Aynen. Bunu taşımak yani inisiyatif olarak bırakıyorlar tavsiye olarak ama zorunlu malzeme listesinde olan bir malzeme. Yani herhalde 300. kilometreden çıkmaya başladığım yerde gün doğumuna doğru acayip soğuk. Bir de direnç de düşüyor. Tabii. O da etkiliyor. Baya soğuk bir yerden geçmiştik. Yani malzemenin şakası olmuyor. Yani ben kramponumuna evet. kadar her şeyi taşımıştım yarış boyunca. Trail'da zaten böyle yani. En aynen. küçük malzeme bile yanınıza almanız gerekiyor. Her türlü doğa şartında biraz sıkıntı yaşayabilir. Yani o mesela en şey yapmadığın yani taşıma üşendiğin acil durum battaniyesi inanılmaz hayat kurtarıyor. Yani 2017'de ben hipotermiye girmiştim şeyde neredeyse İznik Utura'da karla karışık yağmur yağmıştı. Evet bayağı bir 4 mevsim yaşamıştı o yarış. Aynen yani benim malzemem yetersiz gelmişti ki o zaman tecrübesiz olduğum dönemler Türkiye'de o dönemlerde çok fazla teknik malzeme bulunmuyordu aslında. Hani yol gösterenlerimizden aldığımız tavsiyelerle bir şeyler temin etmeye çalıştık evet. ama hani o malzeme yetersizliğinden ötürü ben mesela alüminyum battaniye ile son CP'den çıkıp sevgili Aykut Çelikbaş yine bir rol modelim daha. Ona da sevgiler. Aykut abiyle de bir video yapmak istiyoruz. Yani, İlah yani o da. Evet. Aykut abi beni baya yönlendirdi. Yani kesinlikle doğru bir insandı o CP'de bulunması gereken. Sıfır panikle beni oradan çıkardı. Çok süreci ve o krizi çok iyi yönetti tabii, o dönemde. Tabii CP'lerde bilgili insanlar çok işe yarıyor. Yani aynen çok öyle. Fayda sağlıyor aynen özellikle öyle. Bu tip uzun mesafe yarışlarında. Yani onun desteğiyle birlikte alüminyum battaniye içime giydim. Ondan sonra bir kuru malzeme, üstüme de diğer kalan ıslak malzemelerle o yarışı bitirmiştim yani. Harika, süper. Peki bu yarışa hazırlanma süreci nasıl devam ediyor? Ya, yani aslında bu var. Sorularda var. Biraz böyle ben sorular aklımda onunla böyle bir başlayayım. Halis'in de öyle bir sorusu vardı. Ona da selamlar olsun. Evet, güzel bir proje daha geliyor aramıza. Yani hazırlık süreci şimdi ben şöyle bir plan yaptım. Yani çok tavsiye de etmiyorum ama o yıl hazırlanırken Mayıs ayındaydı galiba. İznik Utra ile Şahinyurdu Utra vardı. Hı hı. 84 kilometrelik Şahinyurdu Utra'yı koştuktan 6 gün sonra İznik'in 100 milini koşmuştum. Şahinyurdu biraz sert bir parkur. Teknik. Aynen öyle. 6 gün sonra da 160 kilometreyi koşup öyle bir en azından Tour de France'ın 6 günlük süreci benim hesap ettiğim bir yarış süresiydi. Yani o sürelerde bitiririm diye düşünüyordum. 6 günlük dönemde hani 2 tane yarış koşup 250 kilometrelik bir yarış deneyimi kazandım bir aslında. Bir de dipnot bu yarış böyle 24 saat 48 saat falan değil yani 6 gün. Aynen. Yani öyle şey. Yani 128 saatte bitirdim ben yarışı. Yani 450 kilometreyi koşmak için de bu arada 130 saat altında gelmen gerekiyor. Öyle tam bir şartları böyle var. Böyle gıdı gıdına gelmiş yani. Aynen. Yani Tour de France benim biraz şanssız başladığım bir yarış oldu yani. Arada oluyor hayatımda böyle şeyler. İtalya'da greve denk geldim. Tren istasyonlarında grev vardı o dönemde. Ulaşım bayağı problem olmuştu şeye, yarış alanına. Yani ertesi gün dropback için, kitleri almak için yorucu bir günü geçirdik. Yarışa da yorgun başladım halbuki. Yani 4. kilometrede neredeyse ben yarışı bırakacaktım. O derece bacaklarım kasıldı. Biraz öyle sıkıntılar oluyor yani. Ama işte bu krizi yönetmek, bu biraz tecrübeli olan bir şey. İşte biraz önce bahsettiğimiz üstadlardan aldığımız öngörüler. Bize de zamanla ister istemez yarış koştukça bir tecrübe kazanıyoruz. Ya pes etmedim. Ondan sonra seyirci güzel yönettim. Ve üçüncü günden sonra tamamen yarış bende öyle başladı yani. Gayet iyi bir şekilde devam ettim. Süre Ayıs'ta o yüzden biraz aslında daha uzadı. Yoksa daha altlarda gelebilirdim. Aynen, biraz orada daha. Bir de şey var değil mi? Parkuru bitirenleri mi çağırıyorlar? Aynen. Şey, o çok evet. güzel seremoni aynen, gibi. Seremoni de alkışlatıyorlar orada. Yarışı bitirenleri sondan başlayarak en birinciye gelecek şekilde herkesi o sahneyi toplayıp işte orada bir
kit alanı gibi bir şey var. Finisher tişörtünü ve hediyelerini veriyorlar. İşte çanta evet. vermişlerdi. Yine yarışın isminin yazdığı bir çantası var. Orada anı tişörtü var. Onu giyip alana geliyorsun. Orada seni aslında şey yüce ne derler motive ediyorlar. Evet abi, bence çok güzel yani, öyle bir mesafe koşmuşsun. Onur ediyorlar, affedersin. Aynen. Cut-off'un altında bitiriyorsun. Yani cut-off'un çok çok altında aynen. bitiriyorsun aslında. Kendi cut-off'un ama bir üst segmente geçmek için onun altında aynen. bitiriyorsun. Orada ben de organizasyon yapıyor olsam şey yaparım yani. Yani aslında normalde benim 450 hayalim yoktu. Şimdi ondan da bahsedelim. 130 saat altı geldiğim için. Evet, bu yolda... onu da sordular. Bu bitti. Bir sonraki hedef ne diye. Aynen. Nasip olursa, yani bir aksilik olmazsa 450 kilometre parkurunda yer alacağım bu yılda. Öyle bir hakkım var. Normalde hiç düşüncem yoktu ama işte bazen şanssız olduğum hayat dönemlerden de şansla dönüyor. Allah bana bunu nasip ettiğine inanıyorum. Evet. Çünkü o sürede o kadar kötü başlayıp bir yarışı olması gereken sürede bitirdim. Bu benim herhalde, bu bir işaret dedim benim için. Bunu yapma, yap. Bunu yapmam lazım falan. Yani aslında bizimkilere söz vermiştim yani. Öyle durum var. Abi bir daha bu mesafeleri koşarsam dövün beni gerekirse dedim. Sevgili Hasan abinin de kulaklarını çınlatayım. Bir dayak yiyeceğim yarışa gitmeden ama önce. Ama mesafe böyle şey gibi ya. Ben şimdi mesela ilk defa 100 km koştum. Şimdi 160 koşacağım kısmetse. Böyle insanın içine işliyor ve onu yapmak istiyorsun. Aynen. Yani biraz böyle bağımlılığa doğru gidiyor bu şey. Kesinlikle öyle. Ben bu yarışları hiçbir zaman mesafe olarak düşünmedim. Başladığım ilk günden itibaren her zaman bir keşif. Yani yeni bir yeri, yeni bir mesafe koşarken farklı bir yeri göreceğim. Tabii canım, bir keşif yani. Olarak baktığım için 450'nin de mesafesini çok düşünmüyorum. Yani açık konuşmak gerekirse. Bir de zaten şey olarak hesaplamak lazım. Kafada belli bir saati hesaplıyorsun. Bu saat ben buna dayanabilir miyim diyorsun. Aynen. Zaten trail yarışlarında olay odur yani. Sen koşacağın süreye göre ayarlarsın aynen. kendini. Aynen. Aynen. Süre belirlersin. Süreye göre ayarlarsın. O da kademelerde bölersin. Geçiyorsa tıkır 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 gider. Ya öyle. Bir de hani bazen istediğin sürede gitmeye çalışsan da yarışın içinde gitgeller de olabiliyor, hı hı. aksilikler de yaşayabiliyorsun. O dönemde de işte krizi iyi yönetmek lazım. Evet. Orada da mental devreye giriyor. Yani herhangi bir yarış koşuyorsanız koşun, uzun mesafede fark etmiyor ama başınıza mutlaka bir aksilik gelecektir. Bu beslenmeden, hava koşullarından, yetersiz malzemeden. Bir sürü şey olabilir. Aynen, yani zeminin değişkenliğinden mutlaka olacaktır. Önemli olan burada pes etmemek. Yani tabii bir sakatlık seviyesine falan geliyorsa bu tabii ki tavsiye tabii, etmiyorum. Tabii o ayrı bir şey. Yani o zaten en uç noktası sakatlığın. Aynen şey. Öyle. Yani bu mesafeyi koşan insanlar da pürüzsüz koşmuyor bu yarışı. Yani onu bilsinler. koşmayı düşünenler en azından. Mutlaka biz de krizler yaşıyoruz. Yani iki kere mesela ben Tour de France'ın başlangıcında ilk 30 kilometreye gelmeden kustum mesela. Hmm. Yani zaten yorgun bacaklarım da vardı. O da bir handikap. Ama tabii. İlk günü geçtikten sonra bu iş benim yanıma doğru gelmeye başladı. Olabilir. Yani Tolga abiyle beraber koşmuştuk, affedersin. Bu yarışı çoğunlukla. İlk gece böyle dropback noktasına geldiğimde Tolga abiyi görmüştüm. O bana motivasyon oldu orada. Yani hani ondan sonra da iyi beslenip daha iyi hissetmeye başladım kendimi ve öyle aktı gitti. Aynen. Sorulardan bir tanesi de şey vardı, bizim Beyza sormuş. Ultramaraton yarışlarının şey diyor, illaki bir kırılma anı oluyor, kırılma noktası. Bu yarışta muhtemelen birden fazla bu kırılma evet. noktası vardır. Yani o noktalara geldiğinde tek motivasyon şey miydi, bu yarışı bitirmem lazım mıydı, yoksa nasıl orada süreci yönettin? Yani şöyle, burada gönüllüler de çok devreye giriyor. Şimdi İtalya'da düzenlenen bu yarışta birincisi gönüllüler çok pozitif. Hı hı. Yani hani acayip yardımcı oluyor. Burada her konuda destek oluyorlar sana, masajından, tabii yani mesela falan. Ayağına krem sürüyor vesaire. Yani aynen. Normalde ben Golden Tail Race yarışlarında görüyorum. Uzun mesafe koşanların illaki bir ailesinden birileri orada tabii oluyor. Her sivriyle gelip işte kremini sürüyor, bir şey yapıyor. Burada kimse yokken de bu süreci aynen. yönetmek aslında bir o kadar daha zor yani. Yani ben bu yarışı zaten tek koştum. Hani şey olarak, hani destekçi bağlamında söylüyorum. Yani destekçim yoktu. Zaten bunun bilincinde giderken de bunu kabul ederek gidiyorsun onu. Yani hani orada evet. tamamen sen o yarışın gönüllülerine şeysin, teslim edilmiş durumdasın. O bir motivasyon sağlıyor. Kırılma noktaları, işte yarışın başında ben zaten kırılma noktalarını yaşadım. Kötü evet, başlayarak evet. yarışa. O başında yaşaman biraz aslında benim motivasyonumu düşürdü.
Ama onun üstüne gidip onu egale ettikten sonra da bu sana artı bir pozitif bir şey sağlıyor. Yani ben 3. güne kadar uyku uyuyamadım bu arada. Öyle de bir handikap yaşadım. Sorulardan bir tanesi Aykut'un sorusuna geleceğim şimdi. Yarışlarda bira veriliyor mu demişti değil mi? Sadık şey diyor. Şimdi bizim Sadık böyle finişlerle falan genelde ben eskiden beri taradığım için bilirim. Bira ister böyle yarışlarda. Yani, motivasyonlardan. O yüzden bizi daha yakın tanıyan bir arkadaşımız da Aykut. Buradan orada selamlar. O da demiş ki birasız nasıl koştu? Şimdi onun cevabını vereceğim diyor. Şimdi 3. güne kadar uykusuz geldim. Ve çok sinir bozucu bir yerden geçtim. Yani yarışta böyle artık CP'ye bir türlü gelemiyorum falan. Çok sinirlendim. Benim dedim acilen bir bira içip gevşemem lazım. Ve bu yarışın güzel yanlarından bir tanesi de bira veriyorlar sana. Hmm. CP'lerde çoğu CP'de bira var. Kuru et var. Parmesan peyniri var. Yani böyle dolu yani. Midesine düşkün olan arkadaşlarımız da damak tadına düşkün olan arkadaşlarımız da. Parmesan iyiymiş yani. Kuru et falan. Fena. Neyse bira aldım oradan. Uykusuzdum. Bira içtim, bir suratımda bir tebessüm oluşmaya başladı. Gevşedim tamamen. Tüm stresim gitti ve orada 2 saat uyumuşum. Yaklaşık böyle yani. O bana öyle bir katkı da sağladı. Aslında bu işin ne derler? Yüksek irtifada spor yapan koşucular ya da dağcılar alkol tüketilmemesini önerir. Hani bu sanırım yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam azot salgıladığından dolayı bir çarpıntı tarzında bir şey yapılıyor gibi bir bilgi almıştım ama netleştiremiyorum şu anda. Ama orada bana çok iyi gelmişti. Yüksek kalorili bir şey bir de. Uyumamı da sağladı. Yani yarışta bira içtim yani. Birkaç noktada bira içtim. Aykut'un sorusunu cevapladım. Biraz şey olmuş olmuşsun yani. Tabii yani gevşedim. Biraz kendine getirmiş olmuş seni orada. Sonra bir gün sonra da takribi 4 saate yakın bir uyku uyudum. Ondan sonra zaten kendimi hiç şey yapamadım, tutamadım yani. O 4 saatlik uyku beni tamamen sıfırladı ve gayet pozitif bir şekilde ilerlemeye devam ettim. Evet, bir soru şey var, telefonu ondan baktım. Şimdi yarış sonrası toparlanma sürecini soruyor Naz. Ve şey, yani ne kadar sürdü diye soruyor. Bir de tavsiye ediyor mu diye soruyor. Yani burada yine bir aykırı bir cevap gelecek ama. yani ben normalde Türkiye'de koştuğum yarışlarda da aşırı performans koşan bir insan değilim. Evet, biz biraz yani, daha şeyiz böyle. Keyfi koşan ama kendimi yıpratmamaya yönelik koşuyorum. Hani şimdi 6 günlük yarışta senin kendini yıpratmamaya bir şansın yok mutlaka. Tabii illaki. Ben bunu 260. kilometrelerde test ettim. Kendimi çok iyi hissediyordum. Yokuş aşağı dedim bir koşayım. Ama dizlerim bana çok müsaade etmedi. Toparlanma konusuna gelince yarıştan sonra arkadaşlarımın yanına ben koşarak gittim. Bir gün sonra yani harika. Hala koşabiliyordum. Öyle bir sorun yaşamadım. Ama burada toparlanmak tamamen iyi beslenme, iyi dinlenmeden geçiyor. Yani tamamen dinlenmeyle güzel bu süreci iyi yönetebilirsiniz. Ondan herhalde takribi bir 2 ay falan yarış koşmadım. Sonra sezonu yine İDA ile kapattım. Yani İDA'yı 114 kilometre. 2 ay çok da şey değil aslında. Uzun da bir süre değil yani. Evet yani Eylül'de yarışı bitirdik. 3 ay olsun. Hani İDA da Aralık'taydı. 3 ay gibi süreçte 114K'yı koştum. Belki de yeni yarışımı koştum şu ana kadar. Tamam. Bir sonraki hedefi sormuş olduk. Bir de şey var. Arada nasıl beslendi diye soranlar var. Bu CP noktalarında tabii dedin kuru et vesaire falan vardı ama beslenme stratejisi olarak bir şeyler ne tavsiye yani, verirsin? Ben bu mesafelerde sadece tur için söylemiyorum. Mutlaka sıcak öneriyorum. Çorba şey. Aynen. Çünkü özellikle gece etap olan yarışlarda şöyle bir durum var. Çok fazla soğuk hava soluyoruz. Bu soğuk havadan ötürü de ister istemez mide bölümü yani bir rahatsızlanma durumu olabiliyor. Bu mide krampına kadar gidiyor. Haliyle sıcak da besleyip bedeni tutmak aynı zamanda biraz da motivasyon da sağlıyor bana. Çorba, çay. Evet. Gerçi yurt dışındaki çorbalar bizim kadar lezzetli değil. Yani mesela biz salçalı bir suya makarna katıp öyle bir şeyler veriyorlar size çorba diye ama sıcağın nesi varsa onu tüketmek mantıklı. Sıcak. İşte yine yanımızda ben şey alıyorum, onu tavsiye edebilirim. Turşu. Yani tuzlu bir şey iştahı açıyor aynı zamanda. Yani ben turşu tüketiyorum. Hem tuz tüketiminden dolayı. Tuz tableti ayrıca kullanıyorum ama turşu da tüketiyorum. Turşu da bayağı iyi. Aslında tuzlu çok fayda sağlıyor. Aynen. Yani CP'lerden aldım. Yine parmesanlar, kuru etler var yanıma aldım. Ben gerçi İstanbul'dan da getirmiştim o tarzda şeyler. Yine peynir falan da getiriyorum. Hani biraz piknik kafasında gidiyoruz.
Bir de zaten yarışın, yani bu Tour de France özelinde konuştuğumuz için takribi 8-10 kilometre aralıklarla bir CP'si oluyor. Zaten su kaynağıyla alakalı hiçbir sorun yok. Daha da böyle Her çeşmeler, yine yerde var. CP'ler de var. Onlardan da çok besleniyorsunuz. Poletta diye çok güzel bir şey vardı mesela. Bir değişik bir peynirli, salçalı böyle bir yemeği var. Ondan bol bol yedim. Anladım. Yani beslenmek önemli orada tabii. Yani Süper. CP'ler sana şey yapmıyor. Oradaki CP'ler gayet donanımlı olduğu için sorun Çok yaşamadan devam ihtiyaç ediyorsun. bırakmıyor. Aynen. Tamam, harika. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani Sağlıkçım. Bize eğer güzel yine bilgiler verdin. soruları olan arkadaşlarımız olursa kurbetle Evet. ya da direkt bana da ulaşabilirler. Yorumlardan da Aynen. görebilirsiniz. Umarım siz de bu yarışı bir gün deneyimlersiniz diyeyim. Aynen. Bu videonun parkuru Sadık'ın YouTube kanalında var. Ah. Onun linkini aşağı bırakacağım. Oradan da zaten görüntüler izleyeceksiniz biz konuşurken. Oradan da izleyebilirsiniz. Sağ olun, kanalına da abone olun. Bizim kanala da abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.